Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde yarım dalga doğrultma devresini yani half wave rectifier'ı inceleyeceğiz. Şimdi yarım dalga doğrultmaç devresi nedir? Ya bu doğrultucu devreler e, nerelerde kullanılır arkadaşlar? Şimdi Diyot neydi? Akımı tek yönde geçen bir yönde geçirip diğer yönde geçirmeyen devre elemandır. Doğrultucu devreler AC gerilimi DC gerilime çevirmek için kullanılıyor. Aslında bizim şu devremizin e, şu kısmı e, şu kısmında bizim AC sinyalimiz daha düşük bir AC sinyale çevrilmiştir. Normalde şöyledir arkadaşlar şöyle çizelim işte şurada 220 volt vardır ya da e, başka seviyelerde şurada bir transformatörümüz vardır transformatör ne yapar e, AC sinyalimizi daha düşük bir 220 voltluk sinyali daha düşük bir sinyal şekline çevir İşte şöyle şurada bir diyodumuz vardır. Direncimiz vardır. Normalde bir kondansör falan da vardır. İşte tam DC bir gerilim istiyorsam ben başka elemanlar da ekliyorum. Yani şurada benim e, şu transformatörden dolayı 220 volt değerim yaklaşık olarak 12 volta düşmüştür. İşte şu kısım da benim arkadaşlar e, sekonder kısmımdır. Transformatörüm sekon, transformatörümün sekonder kısmıdır. Bunu çizmeye gerek yok. Zaten konumuz bu değil şu anda. Şimdi e, doğrultucu devreler AC sinyali DC sinyale çevirmek için kullanılır. Doğrultucu devrelerin ilk e, devresi, de, en basit devresi de, yarım dalga doğrultmaç devresidir de arkadaşlar. Bu en basit doğrultmaç devresidir. De. Evet. E, şimdi bu doğrultmaç devresinde inceleyecek olursak şu bizim giriş sinyalimizdir. VS VT VT VS'nin ismi burada sekonderden geliyor yani sekonder gerilimi anlamında arkadaşlar. E, VT kuraklığı verilmiş burada şimdi e, çıkış sinyalinde bence alta çizelim. Şuraya çizelim. Şurada olsun arkadaşlar. Şöyle. Hatta direkt bence şuraya çizelim. Oraya da çizmeyelim. E, şuraya da bir tane çıkış grafiği çizelim arkadaşlar. Yine vs burası da t olacak. Benim zaman aralıklarım t0 işte şurası T1 ee, şurası nedir? T2 olsun. Şurası da nedir? T0'dır. Şimdi sevgili arkadaşlar pozitif alternansa yani benim e, ne yapıyoruz? Biz adım adım inceliyoruz değil mi? Burası bizim pozitif alternansımızdır. Ee, eksi taraf negatif alternansımızdır. Bizim sinüzoidal sinyalimizin bir tam tur dönmesiyle elde edilen dalga şeklinde de cycle diyor dedik. Şimdi e, ee, sinüzoidal sinyal neydi arkadaşlar? Zamana göre yönü ve şiddeti değişen sinyal bu AC sinyaldir daha doğrusu. Zamana göre yönü ve şiddeti değişen sinyal. AC sinyalde sinüzoidal sinyal İşte efendime söyleyeyim dipnot olarak bunu da verelim. Kare dalga sinyal işte üçgen dalga sinyal şeklindeki Sinyal çeşitlerine ayrılıyor idi. Şimdi e, ben adım adım inceleyecek olursam şurası benim maksimum tepe gerilimim Vm diyelim buraya tepe gerilimimize Vm diyelim. Şimdi ben buradaki diyodumun da ideal diyot olduğunu varsayıyorum. Yani bunun ön gerilim e, kendi gerilim yok arkadaşlar. Yani ileri e, bu diyot üzerindeki gerilim 0 volttan büyük olduğu zaman diyotun iletime geçecek şimdi 0 t0 t1 aralığında yani şu aralıkta sevgili arkadaşlar pozitif alternansı görüyorum ben e benim vs'm artı ise yani vs'den artı geliyor ise benim diyodumun anoduna artı geldi, katoduna eksi geldi. E ne oldu? Benim diyodum iletime geçti. İletime geçtiyse arkadaşlar şurası kapalı bir anahtar gibi düşünülebilir. O zaman benim diyodum şu pozitif alternansı ne yaptı? Üzerinden geçirdi ve bu pozitif alternansı olduğu gibi ne yaptı? katot ucuna verdi. Yani yük direnç üzerine düştü. Ne oldu? VY gerilimi üzerine düştü. Şuraya VY diyelim arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Silelim şurayı. şuraya. Şuraya VY gerilimi diyelim. Yani direnç üzerine düşen gerilimdir VY gerilimi. VY. Evet. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar Benim diyordum pozitif alternansı olduğu gibi geçirdi mi? Ve V'ye üzerine düşen gerilim de Vm kadardır. Yani Vm eğer 3 voltsa V'ye üzerine düşen gerilim de 3 volttur. 5 voltsa V'ye üzerine düşen gerilim 5 volttur. Dolayısıyla benim şuraya da bir Vm gerilim seviyesi ismini verebilirim. Ya da tepe gerilimi. O zaman T0 T1 aralığında benim çıkış gerilimim nedir arkadaşlar? Vm kadardır pozitiftir. Bunu da mavi ile çizecek olursak şu şekilde bir sinyal elde ettim. Bu da pozitif bir sinyaldir. Şimdi pozitifi aldık. Negatif sinyali işleyelim şu anda. Negatif sinyali aldığımızda arkadaşlar ne olacak? Benim e, Vs sinyalim bu sefer üst tarafı negatif alt tarafı pozitif olacak. E, o zaman... Üst taraf negatif olursa arkadaşlar benim diyodumun anoduna eksi gelirse diyodum kesinde olur. Dolayısıyla diyodum üzerinden herhangi bir akım geçmez ve diyodum sonsuz bir direnç gibi davranır. Dolayısıyla diyodumu açık bir anahtara benzetebilirim. Diyodum üzerinden herhangi bir akım geçmez ve buradan bir akım geçmiyor ise... R'ye üzerine düşen gerilim nedir arkadaşlar? 0 volt seviyesindedir. Yani R'ye üzerine herhangi bir gerilim düşmez. Dolayısıyla benim T1 T2 aralığında sevgili arkadaşlar T1 T2 aralığında ne olacaktır? Benim çıkış gerilimim yani yük üzerine düşen gerilim 0 volt seviyesinde olacaktır. Bunu da yine maviyle çizelim. Yine e, şuraya T3 dersek işte e, şöyle devam edecek işte pozitif negatif şuraya T3 dersek mesela şurada bir T3 noktası olduğunu varsayarsak şuraya da T3 dersek T3 de yine ne olacak e, pozitif olacak T4 olursa negatif diye gidecek arkadaşlar yani benim e, ben de şöyle bir dalga şekli oluşacak arkadaşlar şöyle şurası 0 volt şöyle 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 diye sonsuza kadar gitmiş olacak. Evet yarım dalga maç devresi bu kadar basit arkadaşlar. Hiçbir zor yanı yok bu devrenin. Evet arkadaşlar benim üstteki diyordum. Yani şu diyordum. Normal ideal bir diyot olarak ben söylemiştim. İdeal diyot. Şimdi bu diyodumun ben silisyum diyot olduğunu varsayarsam, silisyum diyodun ileriye geçme gerilimi yani iletime geçme gerilimi yaklaşık olarak arkadaşlar ne kadardı? Silisyum diyot ise bunun iletime geçme gerilimi 0.7 volt seviyesinde idi. E o zaman benim diyodum iletime geçerse sevgili arkadaşlar e, ne olacak? Burada seri e, bir tane e, üreteç varmış gibi ben düşüneceğim. Şimdi yine bu şeyimizi analiz edelim arkadaşlar. Şimdi pozitif alternansımızda benim diyodumun üst taraf benim üreticimin üst V'sinin üst tarafı artı, alt tarafı eksi ve diyodumun anoduna artı, katoduna eksi gerilim gelecek. E dolayısıyla ne olacak sevgili arkadaşlar? Diyodum iletime geçecek. İletime geçiyorsa ve bu diyot normal bir diyotsa nasıl bir durum alacak arkadaşlar? Onu da şuraya çizelim. Ee, şu hale gelecek benim devrem işte şöyle bir üreteç varmış gibi düşüneceğim anahtar kapalı ve şöyle bir devre olacak vs işte burası 0.7 volt olacak arkadaşlar e, dolayısıyla benim grafiğimi çizecek olursam ben şurası RY direnci. Ben grafiğimi çizecek olursam sevgili arkadaşlar şuraya ben VY diyorum yine. Şuraya T diyorum. Yine işte T1 aralığı, T2 aralığı, yine burası da T3 olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın pozitif alternansımızda benim devrem işte şu hale geldi. Şu gördüğünüz hale geldi. E o zaman benim VY gerilimim ne olacak? Bakın şurada VY gerilimi şu RY üzerine düşen gerilimdi. Bakın akım akar gerilim her zaman düşer. Yani eleman üzerine düşer arkadaşlar gerilim. E o zaman VY gerilimi bakın burada 0.7 volt varsa şurası da şurası da şu durumda mı normalde? Bakın normalde şöyle değil mi? Burası da vs. vs gerilimi vs. E, o zaman şuraya düşen gerilim ne olacak arkadaşlar? vy eşittir. vs eksi 0.7 volt olacak. Eğer vs 10 voltsa vy nedir? 9.3 volt. Değil mi? Ya da vs işte 7 voltsa VY 7, VS 7 olsa VY nedir arkadaşlar? 6.3 volt. Bakın bu çok önemli. Ee, benim akımım şu şekilde aktığını ben varsaydığıma göre VS'den 0.7 volt çıkaracağım ve şu noktaya bakın şu noktaya sevgili arkadaşlar VS -0.7 volt diyeceğim. E, o zaman bu benim yine tepe noktam olacak. Benim arkadaşlar yine sıfırdan başlatacağım. Bu şekilde Devam edecek benim çıkış sinyalim. Üstteki devreden tek farkı alttaki çıkış sinyali. Üstteki ile farkı nedir sevgili arkadaşlar? Alttaki çıkış sinyalinin tepe noktası nedir? Vs eksi ya da buna şuraya Vm dersek yine. Bakın şuraya yine ben Vm dersem ne olacak benim çıkış sinyalim? Vm eksi. Şurada Olduğu Gibi Bakın Vm Evet Vm Eksi 0.7 Volt Olacak daha Şurayı Evet Şöyle Yapalım Daha Belirgin Olsun Şurası Yine Bir Daha Çizecek Olursak Arkadaşlar Tam tepe noktasına değdirelim. Şu seviye nedir? VM eksi Hatta şöyle gösterelim. Şu tepe seviyesi buraya sığmıyor şöyle. VM 0.7 volt. Evet sevgili arkadaşlar yarım dalga doğrultmaç devresi bu kadar. Eğer benim diyordum germanyum olsaydı iletime geçme gelimi yaklaşık 0.3 volt civarında olacaktı. Benim çıkış gelimimde vm-0.3 volt olacaktı. Ee, bu dersimiz bu kadar. Yarım dalga doğrultmaç devresinden bu dersten sonra tam dalga doğrultmaç devresini inceleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.